Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomda dostlar yıllardır oynamış olduğum özellikle eski dönemlerde nightta oynarken hep varıyordum. Ee, Ryze'a geldikten sonra Arward'da ve Mantis'te yaklaşık 3 yıldır Paso Okçu oynuyordum. Aslında Rise'da da varıyor oynamayı istiyorum ama solo oyuncu olduğum için daha çok solo takıldığım için varıyor. Ee, biraz burada zor oluyor arkadaşlar. Biraz e, dertliyim bu konuda işin açığı ama varıyoru e, soranlar için veya uzun zamandır okçu oynadığım için varıyor oynamayacak mısın diye soran arkadaşlar için ve kendim için de esasen varıyoru denedim varıyor e, hem iyi hem kötü arkadaşlar geldiğimiz noktada şu an bu videomda varıyorla Farm atılır mı ya da masrafsıza yakın farm atılır mı? Bunu soran arkadaşlar için en azından varıyor oynadığım için bana bu tarz sorularla gelen arkadaşlar için bu içeriğin onlara rehber olacağı umuduyla bu videoyu hazırlıyorum. İlk olarak dostlar levelim 82 yani 85 level bir karaktere sahip değilim. Ve birçok kişinin başlayıp da ulaşabileceği bile verdiğim ayrıca e, item olarak da birçok kişinin ulaşabileceği item. Yani yan çarla size bu videoda e, varıyorum. Yarıyor mu yarmıyor mu kısmında Neler yapabildiğini göstereceğim. İlk olarak videoya geçmeden videoya bir yorumu bir like eksik etmeyelim. Ve yine destek olmak istiyorsanız katıl butonunu ya da süper teşekkürü kullanabilirsiniz. Şimdi varıyor masrafsız veyahut da masrafsıza yakın farm atabilirim arkadaşlar. Önce şöyle ekranımızı açalım. Varıyorumuzda neler var? Varıyorumuz yarıyor mu yarmıyor mu? Ben bunu yaklaşık olarak 10 gündür aşağı yukarı karakteri 70 levelden başladım. 70'ten 82'ye getirdim. Şu an yüzde 55 ve 85 oldu karakter yani direkt 85 oldu hani leveli niye söylüyorum 1 artı 1 var şu an Kasım'ın sonuna kadar bu videoyu yeni izliyorsanız ve kasmayı düşünüyorsanız Kasım'ın sonuna kadar karakter kasacaksanız çok avantajlısınız onu söyleyeyim çünkü e, açılan görevler seri görevler derken arada bir sadece 70 75 arası kasmanız gerekebilir. 76 olduktan sonra önünüz açılıyor dostlar. Çünkü gelen görevler, zindan görevleri, zindanlar derken gidiyor. Sorumuz bu değil ama dağıtmayalım konuyu toparlayalım. Hemen Antoine'ın kaynanasından herkese selam yollayalım ve gelelim abi slota doğru yola çıkalım. Şimdi arkadaşlar atak seçeceğim ve dash scroll'um basılı. Elimde oynarken e, bastığım Seeking 7 var ve Night Horror 5'im var. Bunları niye gösteriyorum? Şimdi HP, MP, Recovery olayı. Rise Online'da farklı arkadaşlar. Özellikle e, ee, yeni gelen arkadaşlar ve geçmişinde Knight oynayan arkadaşlar geldiği zaman acaba sıfır masrafla hani orada HP MP yüzde %10 oluyor ya burada öyle bir şey var mı diye merak edenler var. Burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Onu öncelikle belirteyim. Burada e, MP olarak takabileceğiniz silahlar sınırlı ve bunlar öyle yüzde size 10 vermiyor. Onun haricinde tabii ki ek olarak alabileceğiniz yine e, unique takıdan Warlord'dan ile çekebilirsiniz ama baba item ve pahalı item. Onun dışında e, Celestial Enhilt dediğimiz itemlerden ki yine %3 5 gibi mana HP veya MP burn yapan e, MP leş yapan yapan e, bulursanız da o da pahalı olacaktır. Bunlara gireceğim. Şimdi Seeking Trident %1 HP leş veriyor arkadaşlar. Yani canımızı %1 vurduğumuz hasar kadar %1 bize verip dolduruyor. E, Night Horror ise bize MPLH olarak artı 5 olduğu için %1 veriyor ama 7 yaparsanız %2 veriyor. 7'si daha işinizi yarayacaktır. Ben şu an bu dediğim gibi yan karakter ve bu itemlerle göstereceğim ki hani birçok kişinin ulaşabileceği itemler. Takı olarak sadece Night Ring artı 1 ve e Ring artı 1 var. Gerisi Traveler, Pendant Dair artı 0, de Belt of Courage artı 1. Bunlar şu an e şu anki fiyatlarla dizeceğiniz zaman Night Ring'ler e, ikisi 1.5 GB'dir. Şurası 50 M'dir. E 2 GB. 3.5 GB falan şu var Seeking Trident 3.5-4 GB şu aralar ee, Kasım 2024 fiyatı bu Yani 5-6 GB'lik bir item var Üzerinde görev zırhları duruyor Imperial dahi takmadım Böyle bir karakterle nasıl farm atarsınız masrafsız Şimdi arkadaşlar fan pre'ye Geçiyorum sonrasında Skill diziliminizi gösteriyorum size ee, Level'i 82-85 veya Bulunduğunuz levelde bu statları verebilecek bu skill pointleri verebilecek leveldeyseniz sorun yok arkadaşlar. İlk olarak atağa 60 veriyoruz dostlar. Atak 60 vermemiz hani 60 skillini açın mob keserken yüksek mob keseceğinizde 60 skilli lazım olursa kullanın diye. Ama farm atarken esasen bu bize çok lazım değil onu söyleyeyim. Bu daha çok hani zorda kaldığımızda kullanacağımız skill. Bizim genelde kullanacağımız yerine göre 44 ve çoğunlukta 24 skill arkadaşlar. Defansa 72 veriyoruz. Defansa 72 vermemizin sebebi de pasif defans açmak %25 ve bulunduğunuz seviyede en az itemde en iyi defansa ulaşabilmeniz ki Frienza açtığınızda 400 defans siliyor. Şu an 859 defansımız var. Frienza açtığınızda atak %25 artıyor ama defans 459'a düşüyor. Yani buradan çok büyük defans sildiği için atağı da güzel arttırdığı için bunu kullanırsınız ve kullanmanız da gerekiyor. Bunun dışında... Master'da da 10 verebilirsiniz ki Buradan da yine pasif defanslarınız Açılsın bu şekilde Skill dağılımı yapmanız gerekiyor arkadaşlar ama Defansı kesinlikle 72'ye Verin neden dolayı derseniz pasif Defansınızı açın sonrasında Kullanacağınız önemli skill'ler Şimdi masrafsız yakın farm dedik ama Burada sadece bir skill koy pataküte Dal değil çünkü Rise Online'da can çekenler Restore atan skill'ler var bunlar önemli Arkadaşlar şimdi ben F3'e geleyim masrafsız yakın farm atacağımız Şekildeki skill'lerden bahsederek. Atak'ta 24 level skill arkadaşlar. E, riposte diye bir skill. Bunu kullanacaksınız, 40 mana çekiyor, %200 moba hasar art atıyor. Bunu kullandığınızda, şimdi birazdan da göreceksiniz, çok az mana içeceğiz. MP, Burn, HP, Burn olayından, HP, LH olayından dolayı. Ek olarak Free açıyorsunuz 56 levelde. Bunların hepsi açık skill'ler bu arada. Parayla açacağınız skill'ler değil, şu an için anlattığım hepsi bedava. E, onun dışında pot diziliminiz size kalmış. Altıya koyduğumuz vengeance olan veya vengeance olan neyse bu skill arkadaşlar e, sizin vurduğunuz hasarın %70'ini can olarak size doldurmanıza sa sağlıyor ve e, 90 saniye cooldown süresi var. Bunu kullandığınızda e, herhangi bir farm esnasında e, anlık olarak canınızı doldurmanız gerektiğinde size hayat kurtarıcı olarak e, önerebilirim. Yani kullanmanız gerekiyor. Tabii ki bu vurduğunuzda can dolduruyor. Bunu da master 7'den açıyorsunuz bu skilli. Koyabilirsiniz skill barınıza sonra 7. skill'im var Ripper Bu da yine %40 can dolduruyor vurduğunuzda Verdiğiniz hasar neyse %40'ını alıyor Onu da e, kullanacaksınız bilginiz olsun dostlar O da e, şöyle açayım yerini göstereyim Atakta 48. skill Bunu da kullanmanız gerekiyor Atak skill'inde 48 Bu da ondan sonrası en önemli Hayat kurtaracak olan kısma geliyoruz Defense'da e, iki seçeneğiniz var Hayat kurtarıcı olarak iki seçeneğiniz var Birincisi 63 skilli. 5000 restore atıyor. 10 saniye boyunca cooldown'ı 60 saniye. Farm atarken kırmızı hiç içmeyeceksiniz. Bakın bunları yaparsanız hiç kırmızı içmeyeceksiniz. Onu söyleyeyim. Yalnız bir kötülüğü var. Roll'la farm atacaksanız restore skillleri çalışmıyor. Sadece şu 6'daki 7'deki bunun daha küçüğü de var. Mesela ee, neredeydi? Şurada bir yerdeydi bir saniye. Bulacağım bir saniye. Dur bulacağım. Dur bulacağım değil. Atakta mıydı lan? Bunun küçükleri de vardı. Evet şu %25 can çeken Marauder gibi. Bunları da kullanabilirsiniz. Hani Rov'da kullanıyorsanız bunları da koyabilirsiniz. Yani 36'dan e, %25 can alırsınız. 48'den %40 alırsınız. Sonrasında e, aynı şekilde Master'daki 7'yi yani 3 tane can çeken skin'i kullanabilirsiniz Rov'da. Ama defanstaki 63 skill'ini ve 36 skillini rowda şu an kullanamıyoruz. Neden kullanamıyor? Varıyor bilmiyorum. İleride değişir değişmez ama şu an kullanamıyor arkadaşlar. Esas hayat kurtaran farmda sıfır masrafla neredeyse. Hani can potu olarak hiç içmeyeceğiniz. Ee, bu skill 50, 63 ve e, 36 skill arkadaşlar. Defanstaki bunlar ikisi de restore. Varıyor kendine restore atıyor. Buraya kadar anladınız umarım her şeyi. Ayrı yeten bir de şu var. E, ek olarak önerebileceğim. 60 skill var defansta. Bu da e, bunu da şöyle 5'e koyayım hatta şimdi gösterirken. Bunu da bastığınız anda mananızdan çekiyor canınız düşmüyor. Yani zorda kaldığında varıyor farm atarken kullanabileceği 3 tane çok önemli hayat kurtaran skill var. Tabii ki bunlar manadan çekiyor onu söyleyeyim. Ama bir yerden de feragat etmeniz gerekiyor dostlar. Skillleri anladınız. Dizilimi bu. Skilllerin kullanacağınız skill'ler bu. 60 skillini kullanmak istiyorsanız onu da kullanırsınız. 44'ü kullanmak istiyorsanız onu da kullanırsınız. Ama ee, tavsiyem benim. Size 24 niye derseniz şimdi göreceğiz. Evet abi atağımız basılı. Taşımız basılı. Farm E, ee, Atağım 2048 kuru atak var. 859 defansım var. 6306 canım var. Kuru bunlar. Atak tabi basılı olduğu için atağımız yüksek. Ee, şimdi MOBA. Geliyoruz abi. Yanaşıyoruz. Mana full. Can full. Basıyorum Frienzimi ve MOBA. Bakın hasar atmaya başladım. 2000 2000. Ortalamamız 2000 arkadaşlar. R'ye vurmuyorum. R'ye de vurursam bakın arada şöyle gireyim R'ye de. Can'ı takip ediyorsunuz değil mi? Bakın can full. Paramı aldı. Devam abi. 1-2 dakika keseceğiz. Şimdi canımız düştü ya. Dert etmenize gerek yok. Neden? Basıyoruz altıya. Hop canımız fullendi. Frenzy kapalıymış bu arada basalım. Frenzy unutmayın farm atarken. En önemli var Olayı bu. Devam ediyoruz abi. Bakın free masraf. Şu an 5-6 tane 10 tane keseceğim. Neden? Göstereceğim abi size. Burada e ek olarak şunu da belirteyim. Şu an benim üzerimde şu yemekten de var. Roasted patoto. Bu ucuz patates yemeği. Hatta kendiniz bile üretebilirsiniz patates toplayıp tereyağı basıp ilk başlangıçta. Çok kolay. E, %5'te moblara atak artışı var bunda. Bunu da basalım abi. E, para değil. Farm atarken özellikle %5 moba hasar vereceğini düşündüğünüzde hayat kurtarıyor. Kırmızı pot gene içmiyorum. 7'ye bastım. Canımız doldu. 9'a da basayım. Kendimize bir restore atsın. Binlik restore bastım. Şu an arkadaşlar moba vurduğum bakın 2000'lerden 2100'lere geldi. Yani bir 100-150 daha hasarım arttı. Neden? Çünkü patates yemeye bastık. Bakın 2100, 2100 ortalama böyle vurmaya başladık. Şu an canımız mesela yarılara geldi. Burada dert etmenize gerek yok. 9000'i koyuyorsunuz. Pardon 5000'i koyuyorsunuz. Yanlış söyledim. Bak can nasıl doluyor. Fişek gibi can doluyor. Silahımız can da çekiyor vurduğumuz silah %1. Ama o %1 ile can dolduramazsınız. Burada anlattığım olay herhangi bir ek abartı item yani Celestial Anklık takmadan işte Warlord set takıp oradan HP ile çalmadan 7'nin 7 üstünde 8-9 gibi HP ile çeken silahlar almadan en uygun masrafsız farm nasıl atılır gösteriyorum. Bakın hala kesiyoruz. Ne bir tane kırmızı içtik ne bir tane mana içtik arkadaşlar. Şimdi e, biraz daha keseceğim sırf görün uygulamalı görün diye. Çünkü kardeşim 2 dakika 2 tane kesmiş bırakmışsın diyenler olabilir. Hani şöyle söyleyeyim ben size. Potu içersiniz. Mana potu içersiniz. Onu da nasıl içersiniz? Bu şekildeyken içersiniz. Yani atam şu an 2528 itemsizim. Eğer siz bir tık daha item koyarsanız karaktere. Yani söz gelimi karakterin üzerine benden fazla olarak işte Night e, Ring Ring'i artı 2 yaparsınız. Set pendant takarsınız. Restoremizi basalım. Canımızı dolduralım. Canımız tatlı tatlı dolsun. E yine Night Horror'unuzu 7 yaparsınız. Bakın bu çok önemli. Neden çok önemli diyorum. Ben Night Horror'u şu an 5 kullandığım için %1 mana çekiyor. Eğer bunu 7 yapsam %2 çekecek. Mana tamamen fullenecek. Yani şu an şöyle örnek vereyim ona da bakın. E, ee, mob ölsün dur. Mob ölsün abi. Restore'ımı basayım can da olsun. Bakın arkadaşlar moba vurduğum hasar. Şöyle bir dakika şunu kapat. Şunu şöyle yukarı doğru açayım. Kitlemiş miyiz? Bakın açtım. Moba 2096 vurmuşuz. 20 mana 20 can çekmiş. 560 vurmuşuz. Aynı şekilde 9 MP çekmiş. 9 can çekmiş gibi. Vurduğumuz her skill yani 20 mana çekiyor ya 2000 ve 2100 vurduk 20-21 mana çekiyoruz ya. Knightorumuz 7 olduğu vakit direkt bizden çekeceği dolduracağı mana 40-45-50 olacak vurduğumuz hasara göre çünkü hatamız da artacak ve bizim skill zaten 40 mana yiyor vurduğumuz bu skill ve slotun dönme hızında görüyorsunuz. Bakın ben şu an Laylaion kesiyorum. Laylaion kesme hızımla bile hani slot neredeyse bitecek biraz yani video çekmeyi bırak tamamen slot odaklansam. Slotu tamamen döndüreceğim. Bak mesela 3 4 mob çıktı. Çıksın hiç canını sıkma böyle durumda. Bir tane mana içtim şimdi. Neden? Sıkıştım. Bir tane mana içtim. Niye 2 mob üst üste bana vurdu? Dolu versin manam diye vurdum ve bu şekilde devam. Kaldı ki buradan düşecek manaları da hesap ederseniz. Bu şekilde dostlar. Gördüğünüz gibi varıyor. Masrafsıza yakın farm atabiliyor mu sorusunun cevabı. Atıyor. Ben şu ana kadar bir tane mavi mana içtim. Bir tane mavi manaya karşılık aldığım şu an muhtemelen burası 150-200 kalalık var. Tabii ki de para az gelir. Siz bu parayı beğenirsiniz, beğenmezsiniz ona bir şey diyor ama bak restore'yi bastım. Bir tane daha mana içtim restore'yi bastığım için. Şu an can nasıl cayır cayır doluyor bak. 3000, 4000. Mob'u keseyim hocam fullenecek. 5000. Elimi çektim. Hocam full. 9'a da basayım arkasına diyeceğim ama 9'un süresi gelmemiş. Varyor'un olayı bu arkadaşlar. Bunun daha ileri seviyesi olur mu? Olur. Bunun daha ileri seviyesi Varyor'da biraz daha itemdir. Ben Lizardman'da gösterdim. Şimdi bir başka slot'a daha geçeyim. Hani lan en küçük mobu buldun diyenler olabilir ama hani Okçu'yla Battle Battlepress'le oynayanlar ee, Lizardman'da en azından farm atanlar az çok şu an anlattığım olayı anlamıştır. Şimdi gelelim şuradan Venom'a bakalım. Zaten tutup da böyle bir 82 level bu kadar basit itemle, başlangıç itemi diyeceğimiz itemlerle sadece item olarak sayarsak Seeking ve iki tane Knight'ımız var. Hani bunlar da herkesin ulaşabileceği item yani çok para değil. E, bu itemlerle hani böyle bir imkan eee kolay kolay bulamazsınız arkadaşlar onu söyleyeyim. Şurada boştur umarım. Venom golemi göstereceğim. Lord of Undead'i de kesiyormuşum. Sıfır masraflı deyip. Kardeş bana bir bir tane lazım ya. Ulan farm atıyorlar lan. La bir tane deneyeceğim. Bir dene bir dene. Denemek lazım ama. Şu tarafta bir tane çıkarsa orada deneyim. Bunlar görev mi yapıyor? Farm atıyor bilmiyorum ama. Bak okçu gelmiş farm atıyor. Arkasında mesela Price'lı var. Bizim öyle bir şeye ihtiyacımız olmayacak. Bu gösterdiğim yöntemle. Sırf Venom'da hasar göstermek için şu an hani. Burada da anlayın olayı diye. Aha da çıktı bir tane. Basıyorum abi frenzini Bak şu an vuruyoruz. Buna da 1300, 1300, 1300. R'ler 600 vuruyor. Bunda da olayımız bu. Yani düşündüğünüz zaman Venom Golem'de 65 level ve kaya türünde bir mob. Bunda da bizim eğer elimizdeki yine 7 olsa yine vurduğumuz skill'in yarım anasını çekeceğiz. Çok az manayla farm atabileceğiz. Ve itemsiz çarla bunu yapabiliyoruz. Buraya ek olarak ne yapabiliriz? En önemli konuya gelelim şimdi şu restoranı basayım canımı fulllesin. bak fişek gibi dolduruyor. Bu restoran e, sizin hayatınızı Dead de kurtarır varıyor oynuyorsanız. Hatta şunu göstermedim bakın ben şunu da göstereyim size Lizard'da. E, şimdi şu skill'i basayım onu da göstereyim sonra full MP HP e nasıl erişebiliriz ve o zaman tam farm canavar olur. Abi basıyorum şu 5 skill'ine ve şu an bakın ben mobdan hasar yiyorum ama canımı görüyorsunuz bakın canım düşmüyor manam düşüyor benim. Prenzimi de açayım. Gördüğünüz gibi canım hiç düşmedi. Bir tane daha hadi gidelim. Şöyle bir tane daha keselim. Mana basayım tabii. Çünkü manadan yediği için manamız... Evet skill'in süresi bitti bu arada. Manamız artık doldurmuyor. Bu da yediğiniz hasarı 10 saniye boyunca manadan çekiyor arkadaşlar. Yani candan düşmüyor. Kısaca varıyorla farm atacağınız vakit kullanabileceğiniz 5 tane kabak gibi Altıncıyı da kullanabilirsiniz. Küçük diye ben onu koymadım. 6 tane kabak gibi can doldurma skill'iniz var. Sizin yapacağınız olay mana çekmek. Ben şu an Seeking Night la gösterdim. Siz buraya Seeking değil. Mesela gelelim şimdi item kısmına. Masrafsız, full masrafsız atacaksanız. Birinci husus Celestial anlatayım arkadaşlar. Celestial Anklet. Bu nedir? Celestial Anklet ekstra bir itemdir. Bu pahalıdır. O yüzden bunu herkes alamaz diye ben endan ile anlattım olayı. Celestial Anklet alacak olursanız bunun şurada yükseğine bakalım. Evet bulduk bir tane. Başka var mı? 12'ye de var. Şunu mesela ADD gelmiş. Mesela burada olay ne? Bu Celestial Antlet'ı aldığınızda şuraya takıyorsunuz arkadaşlar. Normal takılardan bağımsız. Bunu aldınız taktınız. Bu %1 HP'leş bakın en altında yazıyor. Görüyorsunuzdur diye düşünüyorum kameraya gelmiyordur. En altında bakın HP yüzde %1 mana burn %1 diyor. Bu en değil. HP ve mana kısmında en dandy bu arada Celestial'in. %5'e kadar veren Celestial'ler var. Yani siz ee, DD'lerini 1 olan işte STR'si Hilt'ı 4 olan ama HP 3 olan 5 olan denk getir alırsanız Otomatik olarak vurduğunuz şu an Lizard'larda tamamen sıfır masraf, Venom'larda tamamen sıfır masraf. Bunun ayarındaki mobların çoğunda Stinger gibi çoğunda sıfır masraf dönebilirsiniz. Bu sizin ekstra HP, MP, Rekavre almanızı sağlayacak olan takı. Hepsi vermez bunun. Sadece e, basılmış ve denk gelmiş olanlar. Yani HP, MP, leçi mesela şu basmamış. Bunda yok. Basan da var. %1 gelmiş. İşte dediğim gibi %1'i, 3'ü, 5'i, 2'si sizin hangisini alacağınızla alakalı. Birinci takımız bu. HP, MP, istiyorsanız full. Sonrasında warlord kısmına gelirsek bu uni gitam e, bu ilerki seviye işi bunu takarsanız bunun pendantını da takarsanız bir yüzük, bir küpe, bir tane de pendantını takarsanız %2 can çeker. Ben silahtan can almayacağım. Tamamen silahtan bana çekeceğim. Celestiali de almayacağım derseniz Night 7 yedi. Elinize e, bir de şöyle Vanquisher hemen göstereyim. Vanquisher'ı yedi alırsanız arkadaşlar tabi yedi pahalı ama e, mana'yı masrafsıza yakın kullanayım diyorsanız Can'ı da Can skill'leriyle doldurayım diyorsanız Vanquisher 7 takarsınız benim Seeking'in yerine 10 GB fiyatı var düşebilir çıkabilir bilemem Şu anki tarihte 12 Kasım'da fiyatı bu %2 mana çeker bu arkadaşlar Vanquisher Bunun yerine takarsınız Seeking'in Night 7'si de Onu da şuradan göstereyim bakın O da %2 çeker Night Horror'u da 7 taktığınızda O da 3 GB pazarda Night Horror'u da 7 taktığınızda Vanquisher'den %2, Night Horror'dan %2, %4 mana çekersiniz her vurduğunuzda. Ek olarak bir de Celestial taktınız. %1 ya da 2, %5, %6'ya çıkar toplam çekeceğiniz. Onların üzerine can skillleriyle canınızı dolduracaksınız. Tamamen sıfır masrafla farm atacaksınız. Bu da sıfıra yakın ucuz yollu farm atma olayı. Umalım Merak eden arkadaşlar veya varıyor e, varıyorla farm atılır mı diye soran arkadaşlar için faydalı bir içerik olmuştur. Büyük slotlarda farm atabilir misiniz? Yani gösterdiğimiz slotlar çöp slotu zaten genelde. Lizard olsun veya işte Venom Golem olsun ya da Stinger gibi slotlar. E, bunun Black Mami'leri, Soul'ları falan var. Onlar biraz daha büyük ama oralar için de hani bir tık daha işte item lazım. Yani en azından STR'li Imperial setleri giymeniz. Knight'ları artı 1-2 gibi yapmanız. Hani biraz çara para yatırmanız gerekiyor kısaca. Orada bile... E, biraz para yatırdıktan sonra masrafsıza yakın farm olayınız çok az mana içerek. Kırmızı hiç içmeden manayı da çok az içerek farm atabilir. Hatta hiç içmeden farm atabilirsiniz. Biraz önce gösterdiğim e, takı, silah, türevlerine giderek. E, yine silahlardan şunu da söyleyeyim. Ben e, smith'ı denedim. Bu item e, bug'da mı veya sorunlu mu bilmiyorum ama pazarda da şu an yokmuş. E, şuradan bayık pazardan göstereyim. Hani alıp da deneyen olursa diyerekten bilginiz olsun. Şu smith'ın normalde bunun da e, mana burnu %3 görünüyor. Ben bunun 6'sını da bastım denedim. E, 7'sini de denemiştim daha önce. Vermiyor arkadaşlar bana bilginiz olsun. Bug'da mıdır değil midir ben yanlış mı kullandım bilmiyorum ama vermiyor. Yani smith'ı pazarda görür de 7'si %3 mana burn veriyor diye hemen atlayacak olursanız bu da dipnot kulağınızın köşesinde dursun. Ha düzelir değişir bilemem. %3 çok güzel bir mana burn ama çekmiyor denedim. Sadece can çekiyor seeking, smith'ı veya smith'ı çekmiyor arkadaşlar bilginiz olsun Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Varyor'la alakalı birkaç daha videom gelecek. Kendinize iyi bakın. Allah emanet